peki daha sonrasında senin eşin vefat etmiş 5 ay sonra 26 Ekim daha yeni evlenmişsin. Ne acelen vardı? Nasıl? 26 Ekim'de evlenmişsin. Hanımefendi şu anda şu şekil. Benim eşim zaten vefat etmiş. Anladın. Ölen el ölülmez. Seneyi devre... Hayat... Çocukların ölmüş. 5 tane çocuğun ölmüş Hasan. Ha, tamam tamam 5 tane çocuğun ölmüş. Benim acım da taze. Ben şu anda sürekli dışarıdayım. Anladın. Evim yok. Bir toplantım yok. Gidecek yerim yok. Kimse beni kabul etmiyor. Herhangi bir yere gidemiyorum. Herhangi bir yere barınamıyorum. Herhangi bir yere sığınamıyorum. Hasan, sürekli bak, psikolojim Hasan. Bozuk. Psikolojim bozuldu. Anladım. Ailem de dedi ki Hasan Allah birdir gel seni evlendirelim. Senin bir yuvan olsun. Senin bir toplumun olsun dedi. Sen olaydan 4 ay önce, daha sonra o bilgiyi soracağım da. Hasan şimdi sonuçta senin 5 tane çocuğuna ve eşine mezar olmuş. Arabayı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 6 ay sonra gelin arabası yapıyorsun. Aynen. Yok görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen bakalım Hasan ne diyecek. Bu klibi Hasan kendisi hazırlamış. O yüzden olduğu gibi yayınlıyorum. Orada bir yazı var. Bir kez daha dikkatli bir şekilde. Hasan sana soracağım onu. Gelsin ekranlara lütfen klip. Çocuklarına, eşine mezar olan arabayı, düğün arabası yazıyorsun İslim içinde. Annesi, üzülme annesi, kızın kalbimin bir tanesi diye yazıyorsun Hasan. Hanımefendi, şu anda şu şekil. Bir genç insanla, bir bekar insanla evlendiği zaman her bir kızın hayalidir. Hasan evlenebilirsin. Ben sana neden evlenmiyorsun demiyorum. 6 ay sonra neden evlendin? Çocuklarına mezar olan arabayı böyle nasıl gelin arabası yapabildin? Yani ne acelen vardı Hasan? Hanımefendi şu anda şu şekil. Bak ben az önce ben size durumu izah ettim zaten. Benim şu anda şu şekil. Kurulu bir düzen. Normal daha önce olduğum bir evim vardı. Hasan'ın çocuklar senin değil miydi ya? Çocuklar benimdi. 5 tane çocuk senindi değil mi? Evet benimdir. Asmin 11 yaşında, Aysun 9 yaşında, Ecem 5 yaşında, İbrahim Halil 4 yaşında, Müslüm Efe 9 aylık. Bütün çocuklar benimdi. Özür dilerim ama insanın Allah kimse evlat acısıyla sınamasın. İnsanın bir tane bile evladı ölse yani özür dilerim yani kendine gelemez. Sen 6 ay sonra istediğin kadar yalnız ol. İnsan berduş sokaklarda dolaşır. Ne yediğini ne içtiğini bilir. İnsan böyle yani insan aklı dengesini bile yitirebilir. Yani 5 evlat. Anda, ben sana öyle ol demiyorum tabii. Yani böyle öyle tabii öyle ol demiyorum da acelen neydi diyorum. Hanımefendi acelen benim ailem beni dedi ki senin psikolojin bozulmuş. Psikolojin bozulduğu için biz seni evlendireceğiz. Senin bir ailen olsun, senin bir yuvan olsun, senin bir kurulu düzenin olsun. Bak Hasan'cığım madem öyle sakin bir şekilde nikah yapsaydın. Bu kadar cenazeler daha yeni toprağa verilmiş. Seneye devriyesi olmamış. Mezarları yapılmamış. Bu kadar acelen neydi? Yani bir normal nikah yapsaydın olsun bitseydi yani madem peki, öyle. Bayağı peki, düğün peki, yapmışsın yani. Peki ben sana bir şey daha izah edeyim. Hı. Ne dedim bir daha söyle. Bir şey izah edebilir miyim? Sen şu anda sen diyorsun ki cenazen daha yakın ondan sonra bir hafta bir bilmem ne diyorsun ya. Evet evet. Benim eşim vefat ettikten sonra aradan 27 gün geçtikten sonra benim o kayınbirader gel, kayınbabam gel. Bütün eşimin mirasın peşine düşerek anladın. İlle her gün avukatlarını arayarak Hasan
Gel bunlara miras verelim, davayı kapatalım. Gel bunlara miras verelim, davayı kapatalım. Nerede? Sen aileye 1,5 milyon para mı verdin? Yalan söylüyorum. 1,5 milyon Bütün kapıda şu anda beraber imza attığımız yerler belli. Onların bana teslim ettiği çantasıyla parası bile şu anda elimde. Yani 1,5 milyon lira aileye para mı verdin sen? Hayır, ben para vermedim. Evlerin, ablamın üzerine olan evlerin tapusu devredildi. Ablamın vasisi kalmadığı için mirasçısı. O son gün denen kişi de var ya, o da bana telefon açarak Hasan, bu davayı kapatalım, bu sonucu kapatalım diyen şakısa ben ona da 100 bin lira para verdim. Aa, Songül'e mi 100 bin lira para verdin? Evet, 100 bin lira. Benim şu anda o 100 bin lira verdiğim paranın dengosu bile ben. Tamam güzel, onu da gösteririz, onu da gösteririz. Aynen. Birincisi bir dakika dur Hasan, anladım sen aileye yani anladığım kadarıyla Cuma Bey'e 1,5 milyon, 1,500,000 lira. Tabii tamam. Songül'e de 100 bin lira para vermişsin bu olayı kapatmak için, doğru mu? Yok hayır, yalan. Beni şu anda bir dinler misiniz? Söyleyeyim Hasan. Tamam, ben şu anda bir dinler misin? Ben onların avukatı her gün benim yanıma geliyordu. Her gün benim yanıma. Hatta onların bana, onların benimle şu anda kimlik fotokopileri, el şifreleri de bile var. Avukatın peşine giderek Hasan bizim bu kadar para bize versin. Biz bu davadan vazgeçelim. Tamam Hasan, anladım. Tamam. Versin. Aile bunu yaptı mı, aileye soralım onun, şimdi. Onun ailesi bana verdiği altınları, paralarını tanımıyor mu? Parmak izi yok mu? Tamam. Peşesi yok mu? Tamam Hasan, anladım. Sen de bir dakika önce Adile Hanım bekle sen. Tabii konuş sen söyle bakalım. Aldınız mı para? Almadık. Hayır, ben herhangi bir para almadım. Adile Hanım söylesin. Ne parası? 3 tapı kızarım, ev tapısı üzerim, kızımın üzerinde vardı. Hı hı. Vasisi kimse kalmadığı için devlet bunu hak etti. Annesi babasına %50 bana verdi, %50 ona verdi adam. Anladım. Bir şimdi de Hasan, avukatıma bağlanabilirsin. Yani bu avukatıma iftira atıyor. Diye avukatı her gün beni arıyor, gel bu işi, bu işi çözelim. Avukatımıza iftira atayım. Avukatıma iftira atayım, ben ondan da davacıyım. Tamam. Şimdi şöyle Hasan, anladığım kadarıyla diyorsun ki bu bir kaza, bu bir cinayet değil. Evet. Aile de bunun üzerinden benden para kazanıyor diyorsun. Hanımefendi, ben sana bu şekil söyleyeyim. Hiç kimse kendi öz ciğerini mahsuzdan suya atamaz. Atamaz tabii ki. Hiç kimse öz ciğerini, ben eşimi sevmiyorsam, ben eşimin adına niye 3-4 tane ev yapıyorum? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu da anlamlı bir soru. Dolayısıyla şöyle, ben Hasan'ı buraya bekliyorum. Hasan buraya gelsin, siz de bütün iddialarınızı toplayın, hepsini ekranlara getirelim. Olay yeri çekimleri de öyle. Merak etmeyin, kaza mı, cinayet mi, bir şeyle mi sonuçlandı, yani bilerek mi öldürdü İslim'le evlenebilmek için? Hepsini araştıracağız. Ben sizi şimdi dinlendireyim, Adile Hanım tekrar konuşacağım. Hocam, bir de kendileri aileleri bize her gün bize üzerimize salıyorlardı. Gelin bu evleri belki cezaevine gidebilir miyim bilirim. Gelin bu evin işini halledeyim. Kendisi söyledi yani. Öyle mi? Kendi ailesi söyledi. Anladım. Her gün bizi arıyorlardı. Merak etmeyin olayı, yani çok korkunç bir olay. Yani araştıracağız, elimizden geleni yapacağız. Sizi dinlendireyim. Tamam. Sevgili Songül, sevgili Adile Hanım, sevgili Cuma Bey.